Dini jargona ait cümleleri sık sık işliyoruz sizden, röportajlarınızda, söyleşilerinizde dile getiriyorsunuz. Mesela tasavvuf, Evet. işte sizin için önemli bir kavram. Bu nasıl gerçekleşti? Yani işte peygamberin hayatını mı okudunuz, Kur'an'ı mı okudunuz? Yoksa ya bu hakikaten böyleydi, ben eskiden de böyleydim Şimdi ben mi dediniz? Bektaşiyim. Bektaşi olmam hasebiyle ister istemez tasavvuf benim için ilgilenmem gereken, ilgi alıma giren bir konu. Bektaşiliğiniz ne kadar evvele dayanıyor? Şimdi benim Bektaşiliğim çok açık söyleyeyim. Ben bir tekkiye gidip bu konuda ders, eğitim, müsahip bilmem ne falan filan fasıllarından geçmedim. Bu konuda çıkan literatürü tespit. Hem yurt dışında hem Türkiye'de. Babam da Azeri olduğu için, doğal olarak Şii olduğu için, zaten Şiiliğin de kollarından biridir Bektaşilik malumun. Yani çok fazla kopuk değildi birbirinden. Ama babam namazını da, bayram namazlarını da kılardı. Efendime söyleyeyim, orucunu da tutardı. Yani böyle bir şey, bir Anadolu Müslümanlığı dediğimiz bir kavram vardır ya, böyle bir Arabi, Ortodoksizmle mağlul değildir de, ya da İrani bir Ortodoksizmle mağlul değildir. Daha bir şeydir böyle. Yani 11 ay biraz daha farklıdır, o bir ay daha farklıdır. Yani böyle bir zaten şey kökümde vardı, mayamda vardı. Ve bu Bektaşilikle çok iyi özdeşleştiğini bunu gördüm. Siz okuyarak ilerlediniz. Ben Yani okuyarak geleneksel usulleriyle değil değil, ama okuyarak, okuyarak araştırarak. araştırarak. Yani ama bugün bir toplantıya girsem ne şekilde davranacağımı, ne yapmam yani o bir ritüeldir. Usul ve adabı. Usulü de adabı bilirim. Yani sırıtmam. De söylediğim şarkılar işte Türkler itibariyle o kadar çok Pir Sultan, Kahracaoğlan, Emrah, Kazak Abdal gibi ozanların şarkılarını, şiirlerini seslendirdim ki bunların hepsi zaten Alevi Bektaşi ozanlar. Yani zaten o şiir Veysel baktığımız zaman, Mahzuni Şerif baktığımız zaman bunların böyle bir gözden geçirdiğimiz zaman zaten bu şiirlerden bu felsefeyi alıyorsunuz. Yani oradaki çünkü her kelimenin özellikle yani bu tekkelerin de zaviyelerin kapatılmasıyla beraber bütün şeylerin üzerinde olduğu gibi, tarikatların üzerinde olduğu gibi kuşkusuz Bektaşilerin üzerine de ve Alevilerin üzerine de korkunç bir baskı söz konusu oldu. Evet. Onun için bunlar da bir takım lafları artık açık açık söyleyemedikleri için bir takım sembollerle ifade ediyor. Yani onları biraz anladığınız zaman, literatürde takip ettiğiniz zaman, bir de yani bu işin mektebi yok. Yok. Süleyman Bey. Yani bu iş burada ve yukarıdakiyle şuranın arasındaki Doğrudan bir doğrudan sınav. bir şey. Evet.